Bu hafta uygarlık tarihinin ilk duraklarından olan Çorum'dayız. Geçmişle geleceği buluşturan Hitit Üniversitesi'nden sesleniyoruz sizlere. Ne duruyoruz? Hadi başlayalım. Tarihi sev ya da sevme. Kim olduğuna ilgili özel bir merakın varsa kaçınılmaz. Sana kaynaklık edecek olan yine tarih olacak. Ya birkaç kaynak bulup sayfalar dolusu okuyacaksın ya da sözlü tarih ne diyor ona bakacaksın. Tercih senin. Ben teması severim, dokunmadan, görmeden ikna olmam diyorsan o zaman tarihin kaydını tutmuş kentlere gideceksin. İster okumak amaçlı, ister turistik bir gezi ama mutlaka gideceksin. Tıpkı Hitit Üniversitesi'nde eğitim gören arkadaşların yaptığı gibi. Onlar yüksek öğrenimleri için Çorum'u tercih etmiş. Bunu neden yapmışlar? Amaçları tarih öğrenmek mi, eğitim almak mı? Aldıkları eğitimden memnunlar mı? Tüm bu soruların yanıtını kampüste aradık. Evet, kampüs başlıyor. Fen Edebiyat Fakültesi'nin hangi bölümleri var? Hadi birlikte gezelim. Erken kalkan yol alır. Gül elini çabuk tutmuş, Fen Edebiyat Fakültesi'nin laboratuvarında birkaç öğrenciyi yakın markacı almış bile. Arkadaşlar deneylerini yaparken hiç de bildik gelmeyen bir kelime dikkatimizi çekiyor. Nedir bu üret, ne işe yarar diye merak ediyor, Çorum sokaklarında minik bir araştırma yapıyoruz. Üret, hiç duymadığım bir kelime ya. Barut. Ne bileyim, ben buna benzer bir köy biliyorum ama köy gibi bir şey herhalde. Böyle bir şeyin işlenmesi, bir maden falan mı? Kimya bölümünün Kruize Krem öğrencisiyle birlikteyim. Evet. Gösteriyorum izleyicilerime. Bunu mu kırıyorsun? Yok, bundan yani genellikle bunu kırmıyorum. Sadece bunu kırıyorum. Yani bunda bir çalışmamız oldu sadece. Baryum sülfat tayin diye. Orada deney yaparken bayağı bir yani zor bir çalışmaydı. Ama bir tane kırmamışsın. Üç tane başardın. Üç tane kırdım. Ama işte yüksek sıcaklıkta çalışılıyor zaten. Yakma işleminde bulunuyor. Tabii o aşamaları da çok böyle elverişli olmadığımız için daha yeni kullanıyoruz. İlk aşamamızda kullanmamıştı. Ondan bir öyle bir acemilik dönemi geçti yani. Ama şimdi gayet sağlıklı bir şekilde, düzgün bir şekilde kullanıyorum yani. Öyle demek ki, çünkü arkadaşlarından bir tüyo aldım. Sen bütün krizlerinden yüz alıyormuşsun. Evet, bir kruze kırdığıma diyor yani. Kruze kırıyorum ama hepsinin hep kırıyorum, yani. Yüz de alıyorum. Yüzümü de alıyorum. Bu yani. Başarının sırrı nedir? Azim, öyle diyeyim yani. İsteyerek girdin o zaman bu bölüme. Tabii ki yani benim, yani ben bayağı bir uğraştım bu bölüme girmek için ÖSS sınavında. Yani kimya bölümünü istiyorum diye girdim. Kimya bölümüne geldim. Mutluyum yani. Ortamdan, arkadaşlarımdan, herkesten mutluyum yani. Neden Hitit Üniversitesi'ni tercih ettin? Hitit Üniversitesi'ni tercih etmemdeki amaç bir yanda hani şartlar böyle gerektirdi yani. Öyle diyeyim yani. Memnun musun? Tabii memnunum yani. Böyle bir ortam beklemiyordum ama her şey iyi yani. Hani beklediğimden gayet iyi çıktı. Üniversitemiz gayet hoş bir yer diyebilirim yani. Çok hijyen gördüm. Bir tek sende eldiven var. Evet. Neden? Ya kontrollü davranmak için, elimize zarar vermemek için eldiven kullanıyoruz yani. Sen zor bir asit mi bu? O yüzden mi? Evet. Uğraştığın maddeyle mi ilgili? Derişik hidroklorik asit bu. Now sodyum hidroksiti titre edeceğiz. Kaçmalar olduğunu bulacağız. Hiç böyle ilginç bir şey başına geliyor mu? Yaralanma, asitlerden dolayı zarar görme? Yaralanma değil de İşte arkadaşımız bazen kraze kırıyor, bazıları tüp kırıyor. Tüp kıran bile oldu. Tüp kıran oluyor, işte büretti, erlendi. Yani kırılıyor, genelde cam malzemeler kırılıyor. Hocalar bir şey diyor mu? Hemen size dönüp bir cık 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 yapma söz konusu mu? Yok yok, öyle bir şey yok ama tabii dikkat etmemizi söylüyorlar yine. Olmamızdan memnun musun, mutlu musun? Neden? Çünkü quiz iptal oldu. Bizim de etkimiz olabilir. Evet, bu çok iyi oldu aslında ama bir de çalışmamıştım. Öyle mi? Evet, ama genelde çalışmadan giriyorum sınavlara. Kaçalıyorsun? En son aldığım sınav 90'dı ama çok iyi, dikkatli yapıyorum teorik olarak. Çok arkadaşların iyi. Çok bozuluyorlardır. Hem çalışmıyorsun hem 90 alıyorsun. Çalıştığımı düşünüyorlar ama gerçekten çalışmıyorum. Hocalar zeki bir öğrenci değiller.
Ya zeki değilim aslında. Gerçekten dikkatli çalışıyorum. Dikkat çok istiyor. Aşırı dikkat istiyor. O yüzden arkadaşımız gibi kroze kırmıyorum. Ne yapıyorsun? Ben bretle uğraşıyorum. Zayıf asit kuvvetli bas titrasyonu yapıyorum. Öyle. Burada su deneyimi yapıyorsunuz. Suları mı aratıyorsunuz? Bu nedir mesela? Bu hidroklorik. Sodyum hidroksitle titre ediyorum bunu. Onu tayin ediyorum şu an. Bizim anlayacağımız dilden konuşalım. Şimdi bunun içinde ne kadar hidroklorik olduğu belli değil. Ben buna sodyum hidroksit koyuyorum. Evet. Ve bunun gramını tayin ediyorum. Yani. Anladık değil mi? Yani anlarsınız herhalde. Anladık. Burcu olmak sen memnun musun? Hiç üniversitesini tercih ettiğin için mutlu musun? Gerçekten hani aslında tam bilinçli tercih yapmadığımız için hani nereye gideceğimiz de tam belli olmuyor. Ama mutluyum. Hocalarım çok iyi gerçekten. Çok iyi hocalarla çalışıyoruz. Çok yardımcı oluyorlar. Şu anda da iyiyim yani. Derslerim falan da iyi. Maşallah. Maşallah diyelim. Brett'le iyi çalışmalar. Çok teşekkür ederim. Sınav iptal ettiren program kampüse devam ediyoruz. Kampüs her zaman ve her yerde öğrencinin yanında derken şaka yapmıyorduk. Gördüğünüz gibi bu konuda son derece hassasız. Sınavların öğrenci psikolojisi üzerinde tahrip edici bir etkisi her zaman vardır. Ama sınavsız bir öğrencilik de mümkün görünmüyor. En azından şimdilik. Teselliye ek süre aldık demekte bulup arkadaşlara iyi değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Ve kampüs turunda tekrar Gül'ün yanına gidiyoruz. Arkadaşlar merhaba. Sizi şöyle alabilir miyim? Bu nedir? Böyle yeşil yeşil elektrikler geçiyor. Kirchhoff deneyini yapıyoruz. Yani bir elektrik devresinin kollarından geçen akımları farklı değerlere göre ölçüyoruz. Deneyimiz bu. Hitit Üniversitesi'nin bu laboratuvar olanakları yeterli mi sence? Yeterli. Bütün deneyleri yapabilme imkanımız var. Yavaş yavaş bütün deneyleri dersimiz geldiği sürece yapıyoruz. Fizik bölümünü isteyerek mi seçtin? Evet, isteyerek seçtim. Baştan beri tercihim fizik bölümüydü. Ama işte tanıtımlarını gördüm Hitit Üniversitesi'nin. Olanakları hoşuma gitti. Zaten gelişmekte olan bir üniversite. O yüzden ben de tercih ettim. Evet. Bilindiği gibi bir fakültenin başarısı yayınladığı uluslararası makalelerle ölçülüyor. En azından somut gözlemler buna işaret ediyor. Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi de bu konuda oldukça iddialı. Fakülte bünyesinde fiziğin yanı sıra biyoloji ve Türk Dili Edebiyatı bölümleri de yer alıyor. Hangisini seçeceğiniz size bağlı. Kısacası tercih size kalıyor. Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu'na gidiyorum. Merhaba arkadaşlar. Böyle sizi beyaz beyaz görüyorum. Ne kadar güzel. Sağlık Yüksek Meslekokulu'ndayız, evet, değil mi? Evet, Sağlık Yüksekokulu'ndayız. Şimdi buradan mezun olacaksınız. Kaçıncı sınıfsınız? Önce onu sorayım. Ben şu an 1 ile 2 karışık. Ben DGS ile geldim. 1. ve 2. sınıf karışıktı. Bir laboratuvar mezunu. Şu an Hemşirelik Yüksekokulu'ndayım. Bu hemşirelikle ilgili komik bir anın var mı senin? Yok, herhangi bir komik anım olmadı daha. Olacak mı? Böyle büyüklerden duydukların neler? Muhakkak olacaktır. Çünkü eskiden hemşireler hep bayanlardan oluyordu. Erkeklerden girmeye başladı. Yaklaşık 3 sene oldu erkekler de hemşirelik okuluna alınana. Bir takım sıkıntılar oluyor ama aşacağız sıkıntı inşallah. Sıkıntı derken? Yani erkeklere biraz hemşire deyince bir garip geliyor. İsmi başka mı olmalı sence? Zaten değişti. Bizi şu anda mezun olduğumuz zaman hemşir diye hitap edecekler. Erkeklere. Biliyordum işte, biliyordum. Ekibime söylemiştim, inanmamışlardı. Evet. Bu sesin hepimizde uyandırdığı ortak imge nedir diye sorsak, sanıyoruz ki birçoğunuzun cevabı fotoğraftaki hemşire olacaktır. O hemşire sarı saçları üzerine kondurduğu kepiyle bize yıllarca susmamızı tembihledi. İşe de yaradı ama aklımızda hemşirelik mesleğinin cinsiyetine dair net bir iz de bırakmadı değil. Hemşirelik bize göre kadın mesleğiydi. O yıllarda aksini tartışmanın da lüzumu yoktu. Ama şimdi durum değişti. Artık hemşirelik cinsiyet mesleği olmaktan çıktı. Tabii buna pratikte alışmak hiç de kolay olmasa gerek. Meslek tercihlerini hemşirelikten yana kullanan baylara sorduk. Henüz işin çok başında olsalar da duruma ilişkin ilk deneyimlerini bizlerle paylaşmalarını istedik. Sana hemşir mi demeliyim, hemşire mi? Aslında yani gerçekte hemşire diye bir şey yok da yani istediğinizi diyebilirsiniz. Niye arkadaşlar bana böyle söylediler? Ne bileyim, bazıları yani hemşireyi... Kısaca kısaltıyor mu onlar? Evet. Böyle bir şey varmış gibi mi davranıyorlar? Aynen öyle. Müdür müdüre gibi yapıyorlar ama yok öyle bir şey. Benim
de aklıma böyle gelmişti ama bir arkadaşına sordum. Burası böyle dedi, bize hemşire bilirsiniz. Hemşireyiz ya. Sizi de gurur duyuyorum. Patch Adams diye bir film vardı, hatırlar mısın, Robin Williams'ın? Fazla film izlemiyorum. Çünkü sağlıkla uğraşıyorum, bunlara vaktim olmuyor mu diyorsun? Ayrıca bir de yurttayız ya, böyle televizyonla fazla işimiz olmuyor. Orada erkek bir hemşire vardı, hasta bakıcı vardı aynı zamanda. Müthiş işler yapıyordu. Sizin de vizyonunuz bu şekilde gelişmiş olabilir mi? Yeni bir farklılık yaratıyor olabilir misin? Zaten biz severek geldik buraya. Yaparız yani, biz de onun gibi yaparız. Sorun değil. Sen erkek öğrencilerin olmasından memnun musun? Ya ben memnunum çünkü onlar, erkekler biraz daha bize göre daha cesaretliler. Bizim yapamadığımız uygulamaları onlar daha çabuk öğreniyorlar, bize yardımcı oluyorlar. Ders sırasında size hani kurtarıcı olabiliyorlar mı? Tam bir şey yapamazken, iğneyi mesela düzgün uygulayamazken onlar cesur bir şekilde sizi kurtarabiliyorlar mı? Yani onlar daha çok yardımcı oluyorlar bize, yardım amaçlı bizimle ilgileniyorlar. Yeni staja çıkmışsınız galiba. Evet, dün staja çıktık. Nasıl bir deneyimdi? Güzel bir deneyimdi. Hastalarla insanlara yardım edebilmek çok, hani o zaman daha iyi anlıyorsunuz. Yardım edince insanlar mutlu oluyor. Siz daha çok mutlu oluyorsunuz onlara bir şey yapabildikten sonra. Fitit Üniversitesi'ni nasıl buldun? Güzel buldum. Zaten ben buraya severek geldim. Çorumluyum. Ankara'da oturuyoruz. İşte hem dedim akrabalarını tanıyayım hem de böyle aynı ortamda bulunayım. Tanıdın mı onları? Evet. Memnun musun? Memnunum. Çok da sevdim Çorum'u, Yiğit Üniversitesi'ni, Sağlık Yüksek Okulu'nu. Kendisimiz de topu 200'e yakın öğrenciyiz. Herkes kardeş gibi. Anlaşıyor, sorun olmuyor. Herkes birbirini tanıyor. Güzel bir ortam. Sevdim yani. Ailede sağlıkla ilgili bir şey olduğu zaman, bir problem olduğu zaman sana geliyorlar mı? Daha gelmiyorlar. Birinci sınıfız. Şu an senden korkuyorlar o zaman. Başımıza bir şey gelir diye mi gelmiyorlar? Ya aslında korkmuyorlar da ben korkuyorum yani. Evde bir şey olursa diye. Aman bana gelmesinler şimdi diyorsun. Zaten Serpil hocamızın da dediği gibi evde bir uygulama yapmamamız lazım yani. Hastaneye gitmemiz lazım. Yanımızda bir kişinin olması lazım. Bilinçli bir hemşireyle birlikteyiz. Şimdi ailenin ne söylersin? Ne zaman onlara bakabileceksin? Onlara tamamen iyi bir hemşire olduğum zaman bakabilirim. Sevgilerini iletir misin akrabalarına? Buradaki akrabalarını tanımışsın. Evet. Memnun musun durumdan? Memnunum. Onlara ne söylersin? Anneme babama çok selamlar söylüyorum. Onların yanaklarından öpüyorum. İzmir'deki amcalarımı da ellerinden öpüyorum. Teşekkür ederim. Temel İlke ve Uygulamalar dersindeyiz. Bu dersin özelliği nedir? Öğrencilere uygulamaları burada pratik olarak kazandırmak. Temel ilke ve eğitim hemşireliğin mesela invaziv işlem dediğimizde çocuklara intramüsküler enjeksiyon yapılırken asepsi antisepsi kurallarını bilmeleri, damar yolu açıklığını sağlaması. Bunları biz burada uygulamalı olarak gösterdikten sonra yeterliliğine inandığımızda servislere çıkartıyoruz. Peki bir öğrenciniz. Sonuçta bunu daha önceden bilmeden geliyor değil mi? Peki hastalarla ilgilenecek cesarete sahip değilse, kandan korkuyorsa, düşüp bayılıyorsa ne yapıyorsunuz? Hiç başınıza böyle bir şey geldi mi hocam? Elbette geliyor. Uygulamalarımız burada oluyor arkadaşlarımızla. Biz birebir burada yaşatıyoruz. Bazen kendilerinde de uygulatıyoruz. Çünkü cansız bir nesneye yapmakla canlı nesneye yapmak arasında fark ediyor. Uygulamaları burada yaptırdıktan sonra nasıl müdahale ediyoruz? Önce tabii ki onlara mesleği sevdirmek adına. Bu dersin zaten amacı odur. Temel ilke ve uygulamalar. Hemşirede olması gereken özellikler neler? Bir defa meslek ahlakı dediğimiz etik kuralları bilecekler. Mesleği sevecekler. Benim öğrencilerim de şurada şu anda 59 tane öğrencim var. Ve biz dün ilk defa staja çıktık. Kendileriyle de görüşürseniz söyleyeceklerdir. Gerçekten severek çıktılar. Zaten ben onlara yılın sonunda... sevmeden yani ilgisi dışında gelenlere de bu mesleği sevdireceğimiz inancıyla başladık. Öyle de oldu, inanıyorum ben buna. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Neden Hitit Üniversitesi? Hitit Üniversitesi ya daha en başta aslında hani şu sebepten olsun diye düşünmedik ama gerçekten bu üniversiteye başladıktan sonra
küçük bir üniversite olarak düşünmüyoruz. İlerlemesi yönünde bayağı bir çaba harcanıyor. Gayet de memnunuz. Teorikte farklı mı? Uygulamada nasıl? Kendini başarılı görüyor musun? Hastalarla iletişimini nasıl buluyorsun? Zaman geçtikçe gerçekten geliştiğini düşünüyorum. Hani arkadaşlarım adına da konuşuyorum. Hani zaman geçtikçe, staja çıktıkça gerçekten diyaloğumuz artıyor, pratiğimiz artıyor. Teorik bilgilerimizi daha iyi uygulayabiliyoruz. Çok yararlı oluyor. Sen de o zaman staj yapıyorsun. Erkeklere halkın bakış açısı nasıl? Erkekler biraz daha çekiniyorlar tabii ki yeni bir uygulama olduğu için. Şimdi biraz daha alışmaya çalışıyorlar diyelim daha doğrusu. Çünkü erkek ilk defa geliyorlar, mahremiyetlerini koruma altına almak zorundalar. Çünkü Türk toplumunda öyle bir şey ki kadınlarımız sürekli bir çekingenlik var kadınlarımızda. Ama buradan da duyuralım, zaten siz de etik koşullar altında onlara yardım ediyorsunuz. Bunun da bilincini onlara veriyorsunuz. Çünkü evet. Siz de bunun dersini alıyorsunuz değil mi? Tabii ki. Yani biz bu konuda elimizden gelen en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çünkü onlar da bizim yani sağlığı en iyi şekilde vermemiz için onlarla işbirliği yapmamız lazım. Onun için mahremiyetlerini korumamız lazım bu konuda. Üniversitesi'nin en popüler fakültelerinden birine, Mühendislik Fakültesi'ne gidiyoruz. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şimdi çok şanslı görüyorum sizi çünkü dekan hocamızın dersindesiniz. Nasıl geçiyor? Dekanın dersinde olmak zor mu? Tabii terletici bir dekan. Hocamız iyidir ya. Bu da diye mi öyle söylüyorsun? Yok ya. Normal değil. Normalde de iyidir hocam. Derslerin nasıl? İdare edecek şekilde çok fazla iyi değil. Ama idare edecek. Kurtarıyorsun. Sen bu okulda olmaktan, bu fakültede olmaktan memnun musun? Hitit Üniversitesi'ni seviyor musun? Tabii ilk geldiğimde biraz ön yargılıyla geldim yeni açılmasının sebebiyle ama buraya geldiğimde birçok şeyin daha farklı olduğunu görüyorsunuz. Evet, biraz ön yargılı geldim ama şimdi gayet iyi. Hocalarla aranız nasıl? Tabii öğrencilik şeyi, her hocayla aranız iyi olmuyor da yeri geldiği zaman anlaşabiliyorsunuz. Gidip dekan hocaya böyle şikayette bulunabiliyor musun rahat rahat? Bir açık kapı bıraktım size. Her zaman değil tabii ki. Yani herkesin pozisyonu gereği sınırları korumak gerekiyor. Korumak gerekiyor tabii ki de. Siz de bunun bilincindesiniz ha. Tabii ki de. Makine mühendisliği kaçıncı sınıftasın? Son sınıf, dördüncü sınıf öğrencisiyim. Bu bitirme projen mi? Bitirme projem değil. Normal soğutma tekniği adı altında bir dersimiz var. O derste yaptığımız bir proje. Soğutma tekniği diyorsun, benim aklıma buzdolabı geliyor. Doğru mu? Doğru, bu da buzdolabını anımsatacak bir sistem. Hemen hemen ona benzer. Geçerli bir not alabildin mi peki? Seni tatmin etti mi bu not? Evet, geçer not aldık. Hemen hocamıza bakıyorsun. Hocam geçti mi? Tabii. Birer fazla aldılar bu projeden dolayı. Öyle mi? Konusu yüzünden mi özellikle? Yani tasarladılar, artı burada kendi emekleri büyük ve projeyi sonuna kadar götürdüler. Ve bu proje gerçekten proje yarışmasına da girseler belki dereceye daha girecek bir proje. Yani buzdolabının değişik bir uygulaması. Havadan havaya biz buna ısı pompası da diyebiliriz. Artı buzdolabındaki elemanların hepsini burada açık bir şekilde görüyorlar. Çalışma prensiplerini görüyorlar burada. O açıdan da eğitici bir proje. Belki daha sonraki yıllarda öğrencilere deney yapmak için bu projeyi kullanabileceğiz yani. O anlamda bir katkıları oldu sağ olsunlar öğrencilerimize. Başarılı öğrenciler yetiştiriyorsunuz. Peki Hitit Üniversitesi'nden mezun olan makine mühendislerini iş olanağı olarak neler bekliyor? Şu anda mesela bizim 15'e yakın öğrencimiz Milli Eğitim Projesi kapsamında yurt dışına özellikle Amerika'ya gittiler. Orada masterlarına başladılar. Bir kısmı master bitirip doktoraya başlayacak. Çorum'daki makine sanayinde çalışan öğrencilerimiz var. Rusya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nde çalışan öğrencilerimiz var. Yani öğrencilerimizin şu anda bitirenlerinin hemen hemen tamamı çalışıyor diyebilirim yani. Bir kısmı akademisyen oldu, işte bir kısmı yurt dışında. Biz öğrencimizden memnunuz yani.
Çok güzel. Bu da sizin başarınızı gösteriyor aynı zamanda. Yani teşekkür ederiz. Bizde de bir üniversite olarak hepimizin toplam başarısı. Üniversitesi'nin mühendislik fakültesinin bir özelliği daha var. İşsizlere siz burada eğitim veriyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Şimdi geçen sene ÇESOP, Çorum Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanlığı ve üniversitemizle ortak burada bir Avrupa Birliği projesi yaptık. 110 bin euroluk bir proje. Türkiye'nin ihtiyacı olan da otomatik torna operatörü yetiştirme projesi. 3'er aylık olmak üzere 6 ayda 40 tane işsize iş kazandırmış olduk. Bu anlamda da bölümümüz olarak çok mutluyuz. Harika. Burada mı veriyorsunuz bu eğitimi? Evet, burada veriyoruz. Nasıl karşıladılar? Memnunlar mıydı? Şaşırdılar mı ya da? İlk planda aslında bizim için de bir ilk oldu. Öğrencilerin haricinde işsizlerle ilgilenmek. Ama çok güzel bir geri dönüşüm almış olduk. Benim okumamı istemiyorsun sen. Oğulların hiçbiri okumadı ya. O kadar çalıştın, çabaladın. Liseyi bile bitiremediler. Kıskanç! İçin gazet dolu senin. Siz istemeseniz de, paralarımı alsanız da okuyacağım. Deliniz zoruna bak. Okuyacağın kadar okudun ya. Daha ne istiyorsun? Üniversiteye ilişkin merakımız bizi oradan oraya savururken kendimizi bir oyun provasında bulduk. Sahneye olan ilgimiz karşı konulamaz boyuta geldiğinden olacak. Arkadaşlarla yine tiyatro üzerine konuştuk. Kaçıncı sınıftasın ve hangi bölümdesin? Ben İktisadi İdari Bilimler Fakültesindeyim. Maliye 1. sınıfım. Daha önce de tiyatro ile ilgileniyor muydun? Evet, ortaokulda falan oynamıştım tiyatroda. Bu topluluğa nasıl katıldın? Bu topluluğa aslında katılmam biraz zor oldu. Neden? İlk buraya geldiğimde hani böyle kültür sanatla ilgili şeyler hiç duymamıştım ama ve Emine'nin ismini duydum. Emine'nin peşinden gittim yani sürekli. Onu bulmaya çalıştım. Aslında biraz imkansız geliyordu ama çünkü o kadar kalabalık bir şehirde hiç kimseyi tanımıyorsun. Sonra Emine'yi buldum. Girmek istedim. O da sağ olsun kabul etti. Geldiğim gün rol aldım. İyi ki de kabul etmiş bak. Evet. Ben de oynamış oldum yani böyle. Çünkü tiyatroyu çok seviyorum, oynamayı. Yani ne bileyim böyle insanın özünü dışarı çıkaran bir etkinlik. Sence de öyle mi? Öz dışarı mı çıkıyor? Yani zaten... Biz sahnede deşarj oluyoruz hepimiz. Sahneye geldiğimizde bütün her şeyi unutuyoruz. Hepimizin birçok sıkıntısı var ama sahneye geldiğimiz zaman sadece birbirimizle diyalog halinde oluyoruz. Ve hiçbir zaman soğumadık. Geçen yıl da çalıştık oyun. Hangi oyun? Aynı oyun mu? Hayır, geçen yıl Çılgın Dünya diye bir oyunu sergiledik. Bu oyundan bahset biraz. Bu oyunda Uzaklar adlı oyun. Ülke Erakın'ın oyunu. Oyunu aslında sahneye koymamızın amacı biraz da gençliğin şu anda hani bir daralmışlık içinde olması, kendi istediği düşüncelerini, istediği eylemlerini gerçekleştirememiş olması. Bunu biz vermek istedik. Siz de ışık tutuyorsunuz. Yani birazcık yardımcı olmaya çalışıyoruz. Senin bölümün nedir? Ben Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Hocaların seni destekliyor mu böyle bir toplulukta olmanı? Tabii ki destekliyorlar. Hepsi sağ olsun her zaman derslerden olsun muaf da tutuyorlar bazen. O da işe yarıyor yani. Yani tabii ki bir şeyler yapmaya çalışan insan her zaman desteklenir. Biz bunu burada gördük. Küçük bir üniversiteyiz. Daha yeni kurulduk. Kültür Sanat Kulübü'nü kurdum ben burada. Önceleri çok zorluk çektik. Hala da bazı tabii sıkıntılarımız var üniversiteyle beraber. Üniversite sizi destekliyor mu peki? Destekliyor. Elinden geldiği kadar desteklemeye çalışıyor. Bu topluluğa bir öğrenci girmek istese ne yapması gerekir? Girmesi için aslında beni bulması yeterli diyeceğim. Herkes seni mi buluyor? Herkes beni buluyor. Önce ismimi veriyorlar işte Emine Eroğlu diye. Geliyorlar, form dolduruyoruz, kayıtları alıyoruz. Oyun olacağı zaman oyuncu seçmelerimiz var. Sen nasıl geldin buraya? Emine'yi mi buldun? Benimki geçen sene Çılgın Dünya'da oynamak için gelmiştim. Bir tane oyuncu arkadaş ayrılmıştı. Bir oyuncu ararken bana bir arkadaş söylemişti. Ben de o vasıtayla gelmiştim. Bu fırsat. Oyuncu değişikliği. Hemen ben geleyim dedim. Direkt ben doldurayım dedim. Geldim. Bu sene iki oyunda da beraberiz. Halen devam ediyoruz. İşte. Thank you.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki öğrenciler Hitit Üniversitesi için neler söyleyecekler? Hep birlikte görelim. Hangi bölümdesin? Maliye sınıfındayım. Şu an hangi dersteyiz? Şu anda yatırım proje analizi dersindeyiz. Bu sınıf akıllı bir sınıf değil mi? Akıl akıldan üstün mü? Tabii ki öyle. Bu sınıfın ne gibi bir özelliği var? Bize anlatır mısın? Ben burada görebiliyorum ama bir de senin ağzından dinliyorum. Dersimiz bilindiği gibi yatırım proje analizi dersi. Bu sınıfta dersimize uygun bir sınıf, yani proje sınıfı. Görüldüğü gibi teknolojik makinalarımız var. Hocalarımız bundan yararlanarak dersleri anlatıyor. Böyle anlaşılması bizim için daha iyi, daha iyi anlıyoruz, daha iyi öğreniyoruz. Sen başarılı bir öğrencisin galiba. Hem de en önde oturuyorsun. Genelde en önde oturan öğrenciler böyle bir göz önündelerdir. Doğru mu arkadaşlar? Çalışkan mı arkadaşınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Peki çalışkan bir öğrenciye sormak istiyorum. Kariyer planlaman nedir? Ne yapacaksın buradan mezun olunca? Buradan mezun olunca akademik kariyer düşünüyorum ben. Hocanı övmenden anlamalıydın bunu. Tabii ki. Ben zaten önceden beri öğretmenlik mesleğini, birilerine bir şeyler öğretmek, birilerine bir bilgi aktarmak benim için değerli bir şey olduğu için akademik kariyeri daha çok seviyorum yani. Hanımlar, merhaba. Şöyle ortanıza geçmek istiyorum. Gelin yanıma lütfen. Hangi bölüm? Bu şu an dersinizi mi bekliyorsunuz? Evet, dersimizi bekliyoruz. Evet. İktisat bölümündeyim. İkinci sınıf. Sen? Ben aynı sınıf mısın? Hayır, işletme ikinci sınıf. Arkadaş mısınız uzun zamandır? Kankayız. Kankasınız. Hep bu panonun önden geçerken şöyle bir bakar mısınız neler oluyor diye? Evet, kontrol ediyoruz genellikle. Takip ediyoruz. Etkinliklere katılır mısın? Yani. Hep birlikte mi bir şeyler yaparsınız? Birlikteyiz. Genelde beraberiz. Kantin çok sıcak bir kantine benziyor. Gerçekten öyle mi yoksa bana mı öyle geldi? Biz burada zaten hani samimiyiz hepimiz. Bir aile ortamı var burada. O yüzden doğru görmüşsünüz diyorum. Hangi bölümdesin? İşletme 3, ikinci öğretim. İşletme bölümü çok zor bir bölüm müdür? Adamına göre değişir. Sana göre? Bana göre bazı derslerde evet ama bazı derslerde gayet kolay diyebilirim. Dersler hocasına göre de değişiyor olabilir mi? Zaten buradaki hocalarımız hakikaten iyi eğitim almış insanlar. Derslerini kaliteli bir şekilde anlatıyorlar ki kendileri de o kadar kaliteli yani. Maç TRT'de mi izlenir? Kesinlikle. Hangi takımlısın? Ben Gençler Birliği taraftarıyım. Sen? Ben Beşiktaşlıyım. Doğru. Böyle kavga ediyor musunuz kenarınızda? Ara ara. Aynı zamanda ev arkadaşıyız zaten. Üniversitenin tadı böyle çıkar zaten değil mi? Kesinlikle. Yani ev ortamında ne kadar çok misafiriniz varsa o kadar güzelleşiyor. Muhabbetler de o oranda güzelleşiyor yani. Hitit Üniversitesi'ni seviyor musunuz? Seviyoruz. Memnun musunuz? Ya tabii ki yeni bir üniversite olduğundan dolayı bir takım teknik aksaklıkları var ama yani şu anda yine diğer illere baktığımız zaman memnunuz yani. O yönüyle güzel. Yani şu anda çok sıcak bir ortamımız var. Memnunuz yani üniversitemizden. Zaten ikiniz de bir arada olduktan sonra gönüller bir olsun. Ne diyelim ya değil mi? Arkadaşlarımıza da buradan selamlar gönderiyoruz. Hitit Üniversitesi olarak. Ya biz memnunuz üniversitemizden. Gelsinler mi? Yani gelsinler tabii. Gelsinler tabii. Yani. Sizin eve mi gelsinler yerleri hazır derken? Tabii gelene kapımız her zaman açık. Arkadaşın size davet etti. Sen ne diyorsun? Kesinlikle yani. Hiç, yani o şekilde Ankara dışından ya da ne bileyim il dışından arkadaşlarımız geldiği zaman falan hiçbir şekilde öyle dışarıda kalmayacaklarına emin olsunlar. Burada zaten evlerini evde bulamasalar yurtlar vesaire olsun her şekilde onlar hani her imkanı bulabilirler burada. Öğrenciliğin temel sorununun barınma olduğunu düşünürsek, bu samimi davet bile tek başına Hitit Üniversitesi'ni tercih etmek için yeterli görünüyor.
Arkadaşlar talebi karşılayabilir mi bilmiyoruz. Ama tercih edecek arkadaşların dışarıda kalmayacak açık. Çantan cebinde birkaç hayalle dünyanın sınırlarını zorlamak istiyorsun. Hayata 360 dereceden bakarak dünya vatandaşlığına adım atmanın yollarını arıyorsun. Öğrenciysen işin daha kolay. En azından ayağına gelen bir fırsat var. Bu deneyimi yaşayan arkadaşlarla konuştuk. Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile yurt dışından Hitit Üniversitesi'ne gelen öğrencilerle sohbet ettik. Tabii geleneği bozmadık. Her zamanki gibi Erasmus'u kim ne kadar biliyor diyerek mikrofonu önce sokağa uzattık. Ben bu röportajı almasam, Ali sen niye beni buraya gönderdin? Ben yabancı Iraklı. Yurt dışında eğitim almak için sunulan bir imkan diye biliyorum. Hitit Üniversitesi'nin. Where are you from? Romania. You? Me too. Hocam, öğrenciler burayı kendi ülkelerine de aynı zamanda benzetiyorlar. Seni buluyorlar sanırım. Onun dışında Türkiye için ayrıca bir reklam yapılıyor mu orada? Neden burayı öğreniyorlar ve görüp burayı tercih ediyorlar? Şimdi üniversitemizde de uygulanan şu anda bu öğrencilerimiz Erasmus öğrencileri. Avrupa Birliği uygulaması ile birlikte Erasmus programı, hayat boyu öğrenme programları kapsamında Erasmus programı yapılıyor. Üniversitemizde de bu uygulama yapılmakta. Onlar buraya geliyorlar. Aynı zamanda bizim öğrencilerimiz de yurt dışına gitme fırsatı yakalıyorlar böylelikle. Aynı program dahilinde bir değişim diyebiliriz. Aslında tam anlamıyla değişim ama sayılar değişebiliyor zaman zaman. Şimdi bizim de orada öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz çok memnunlar. Türkiye'yi gerçekten ciddi anlamda tanıyabiliyorlar buraya geldiklerinde. Özellikle gerçekten memnun kalıyorlar. Sadece Romanya'dan değil, daha önce pek çok ülkeden de öğrenci misafir ettik. Sonuç itibariyle bu gerçekten ciddi anlamda iyi bir eğitim ve kültürel anlamda bu kültürler arası etkileşim diyebiliriz tam anlamıyla. Merhaba. Merhaba. Çok güzel bir kütüphane. Kitap okumak için burayı mı tercih ediyorsun? Evet, genelde buraya geliyorum. Daha sessiz bir ortam. Hangi bölümdesin? Edebiyat 4. sınıf. Edebiyat 4. sınıf, artık mezun oluyorsun. Planların i̇nşallah. Nedir? Planlarım öğretmen olmak inşallah. Okul bitti. İnşallah. Çok güzel. Hitit Üniversitesi'nden memnun musun? Artık 4 sene geçirmişsin burada. Evet, çok güzel. Çok alıştım okuluma. Gerçekten arkadaşlar olsun, okulun yönetimi olsun. Çok güzel, çok iyi. Üzerinde forma görüyorum. Bu nedir? Sen Galatasaraylı mısın? Evet, aynı zamanda Hitit Üniversitesi'nin Ultraslan Başkanıyım. Böyle kulüpleriniz mi var? Evet, ilk ve tek kulüp üniversitemizde, taraftar kulübü olarak. Gidiyor musunuz maçlara falan? İmkan buldukça gidiyoruz. Sadece maçlar değil, aynı zamanda Anıtkabir ziyaretlerimiz oluyor. İşte Çanakkale şehitlerinin anma haftasında Çanakkale'ye gideceğiz bu hafta, işte 20'sinde. Böylece hem de üniversitenizi mi tanıtıyorsunuz Galatasaray'ın yanında? Hem üniversitemizi tanıtıyoruz hem de taraftarlığın sadece holiganlıktan ibaret olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Bilinçli üniversite gençliği. Evet. O zaman re kampüs çok yaşa diyelim, olur mu? Diyelim. Üniversitesi genç bir üniversite. Öğrencisiyle büyüyen, gelişen bir üniversite. Peki dahasında ne var? Onu diğerlerinden ayırt edici özellikleri neler? Daha fazlası için sorularımızı Profesör Doktor Serdar Kılıç Kaplan'a soruyoruz. Yeni açılan bir üniversiteyi nasıl ele alabiliriz? Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de yeni açılan 15 üniversitenin bir tanesiyiz Hitit Üniversitesi olarak. Ben yeni kurulan üniversitelere iki açıdan bakıyorum. Yeni kurulan bir üniversitenin önce üniversite olabilmesi için bir altyapısının oluşturulması gerekir. İkincisi, bu süreç içerisinde topluma hizmet görevinde yerine getirmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu çerçevede Hitit Üniversitesi'nin altyapısının nasıl oluşturulduğu
ve hangi altyapıya sahip olduğu konusunda kısaca bilgi vermek isterim. Bunlardan bir tanesi fiziki yapımızdır. 4 tane fakültemiz var. İktisadi İdareler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi. Bunun yanında bir Sağlık Yüksek Okulu, bir Beden Eğitimi Yüksek Okulu ve 3 tane de Meslek Yüksek Okulumuz var. Bu Meslek Yüksek Okulu 2 tanesi de ilçelerimizde bulunuyor. Ayrıca bizim yasamızda Tıp Fakültesi de vardır. Tıp Fakültesi'nin işlevsel hale getirmedik. Ancak Gazi Üniversitesi ile anlaşarak 20 tane öğrencimiz şu anda, geçen seneden bu yana Gazi Üniversitesi'nde eğitim yapıyor. Bunun yanında Sosyal Bilimler Enstitümüz var, Fen Bilimleri Enstitümüz var, Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezimiz var ve Sürekli Araştırma Merkezimiz var. Bunları işlevsel hale getirerek en etkin şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bunun yanında ki üniversitenin olmazsa olmazları arasında öğrenci sayısı, öğrencilerimiz var malum. 7500 civarında da öğrencimiz var. Siz aynı zamanda ders de veriyorsunuz. Evet. Üniversitede öğrencilerle birebir iletişim halindesiniz. Peki sınava girecek öğrencilere ne söylemek istersiniz? Onlara önerileriniz neler olur? Üniversite sınavına girecek öğrencilere. Üniversite sınavına girecek öğrencilere şunu söylüyorum. Yeni kurulan üniversiteleri küçümsemesinler. Yeni kurulan üniversiteler eski üniversitelere göre daha dinamiktir. Daha canlıdır, daha işlevseldir ve bence daha etkindir. Dolayısıyla öğrenciler araştırmalarını yaparken sadece yazılı basın, yazılı kaynaklar dışında, internet üzerinden, hatta tanıklardan, yani orada okuyan öğrencilerden bilgi alarak tercihlerde bulunsunlar. Gerçekten yeni açılan üniversiteler içerisinde yeni üniversitelerin birçoğu o öğrencilerimizin geleceğe yönelik yatırımlarına hitap edecek düzeydedir. Yani tercihlerini kullanırken yeni kurulan üniversiteleri küçümsemesinler. Dikkat etsinler. Evet, evet. Çok teşekkür ederim değerli bilgileriniz rica için. Rica ederim, ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Seçenekler olmadan özgürlükten bahsedilebilir mi? Kampüs olarak kararını özgürce verebilmen için üniversite seçeneklerini sunmaya devam ediyoruz. Bu hafta sizlere Hitit Üniversitesi'nden seslendik. Haftaya bambaşka bir üniversite seçeneğiyle TRT Vaz ekranlarındayız. Hoşçakalın.